Değerli arkadaşlarım, merhabalar. Umarım mutlu bir hafta geçirmişsinizdir. İnanın, mutsuz bir hafta geçirmek için hiçbir e, borsa anlamında tabii ki hiçbir sebep yoktu. E, güzel günleriniz olduğunu düşünüyorum. Bugünkü videomuzda e, arkadaşlar, öncelikle endekslere bir bakacağız. Endekslerimizin durumuna bir bakacağız. Ardından birkaç yorum yapmayı düşünüyorum. Ve sonra da e, bir hisse analizi yapmayı düşünüyorum. Bizim zaten gündemimize girdi ve bir gün sonrasında da baktım, gündem olmaya başladı değerli dostlarım. Ee, sonrasında da ben bunun yine videosunu çekmek istedim. Ee, tabii ki bu videoda anlatacaklarım asla ve asla yatırım tavsiyesi kapsamında değil değerli dostlarım. Bunların sebeplerini de zaten sizler biliyorsunuz. Şimdi bir önceki videomda e, şunları söylemiştim. Şöyle haftalı alalım. Genellikle hafta başında yapıyorum bu tarz analizlerimi. Bakın demiştim ki bu iki bölgenin üstünde yani şu kırmızı ve mavinin üstünde kapanışlar gelmeye başlarsa ciddi ralliler başlar demiştim şu mum itibariyle. Ardından da şöyle güzel bir mum geldi ve tam kırmızı direncimizden şu an bir satış küçük bir satış mumu yemiş görünüyor. Şimdi benim beklentim burada Değerli dostlar, tabii ki artık benim için şunu söyleyeyim: 190 doların altı neredeyse yok arkadaşlar. 190 doların BIST 30'un e, vadeli endeksi olarak söylüyorum bunu. Değerli dostlar, 190 doların altı benim için yok diyebilirim. E, buna sebep olarak da şunu e, söyleyeyim arkadaşlar. Tabii ki burada şunu dile getirmek isterim. Bakın buradan bir 190 dolara sarkma meydana gelse endeks bazında %17 %18 civarında bir değer kaybı gibi görünse de görünse de bu düşüş arkadaşlar e, böyle bir günde olmadığı sürece öyle bir anda bir haber akışıyla herhangi bir olumsuzlukla olmadığı sürece yukarıdan aşağı inerken aynı zamanda da bizim burada dolar arkadaşlar dolar diye bir faktör var. Sonuçta biz buna dolar bazlı bakıyoruz. Doların doların yükselmesi durumunda mesela diyelim ki bu da yüzde %17, %18 yükseldi. Yani 21-22 liraları buldu bu süreçte diyelim. E buradaki buradaki dolar bazlı değer kaybıyla buradaki doların artış serüveni, artış serüveni arkadaşlar birbirini dengeleyeceğinden ötürü birbirini dengeleyeceğinden ötürü. Biz aşağı doğru TL bazlı bir hareket değil de bir yataya sarma hareketi görebiliriz. Neden bunu diyorum? Şu an 231 dolarda endeksimiz. Basit bir hesaplama yapmak istiyorum size. 231 çarpı 18.6'dan hesaplıyorum. 4296 da bizim BIST 30 endeksimiz. E 190'a geldiğinde 4236 da yataya sardığını varsayıyorum 4200'lerde yataya var sardığını varsayıyorum. 4200'lerde bölü 190 dolara inmiş olursa e, doların endeksi ne olmalı yani dolar e, TL paritemiz ne olmalı 22 lira olmalı burada sonuç olarak yani dolar 22 liraya gittiği takdirde faiz indirimi yapıyoruz şu an. Yani doların yükselmesini ben normal görüyorum açıkçası. Ee, tabii ki bu noktada e, yanılabiliriz. Çünkü dolar çok arkadaşlar e, bizim ülkemizde gündemde olan bir durum. E, bir anda müdahale edip bunları 18 liralardan 10 lira 11 liralara düşürdüklerini biliyoruz bu süreçte. E, yine bir müdahale ile düşürebilirler tabii ki. Ama real veriler olarak e, bunun faiz indirimleri gelmeye devam ettiği sürece doların yükselme ihtimalinin olduğunu biliyoruz. O yüzden diyorum, şu anki 231 e, dolarlık Bist-30 vadeli endeksimizin 18.60 kuruna göre değeri 4.298 iken yarın bir gün o 190'lara şurada sarkma yavaş yavaş gelirse ve dolar da bu süreçte yükselirse ne olacak? Bizim normal TL yine 4296, 4300, 4200 seviyelerinde yataya sarmış görüntü verecek. Ki genellikle ayın son haftasına girişte e, vade kontratları hisselerde dolduğu için genel anlamda bir yataya sarma gerçekleşiyor. Tabii ki bu bütün hisseleri kapsayacak bir söz konusu durum değil arkadaşlar bu süreçte aynı zamanda bilanço dönemindeyiz. Bilanço döneminde bilançoları iyi gelen hisseler, bilançoları iyi gelen hisseler endeksten sıyrılıp yükselme ihtimalini zaten her zaman koruyor. Bunun dışında, bunun dışında şöyle de bir durum var. Endeks bazında yine pardon özür dilerim bilanço bazında bilançosu beklenenden kötü gelen hisseler ise bu sefer endeksi baskılayacağı için ee, ...iyi gidenler, yukarı yönlü iyi gidenlerle aşağı yönlü düşüş yaşayanlar... ...birbirini dengede tutacağından bir süreliğine ben TL bazlı bizim endeksimizde... ...bir yataya sarma, hafif bir düzeltme hareketi ya da tekrardan yeniden toparlama... ...bu tarz hareketleri beklentim dahilinde tutuyorum değerli dostlarım. Onun dışında yine diyorum... Bu bölgeden yine bir satış yememiz durumunda benim için 190 doların altı bir fiyatlama şu an için gözümde yok. Sebebi bu bölgeyi bakın haftalık bazda bakıyorum. Bu bölge defalarca kez, defalarca kez, defalarca kez ve defalarca kez denenmiş. Ardından güzel bir hacimli mumla kırılmış ve sonra gelmiş. Bakın altında kapanış yapmadan bir iğne var. Evet ama altında kapanış yapmadan haftalık kapanıştan bahsediyorum. Üstünde tutunup güzel bir ralliye kalkmış. Şimdi bu noktada bu yüzden ben burayı artık destek olarak düşünüyorum değerli dostlarım. Destek olarak düşünüyorum. Tabii ki bunların hepsi benim bireysel yorumlamam. Yarın yarının ne getireceğini biz bilemeyiz. Biz geçmiş verilerden, biz geçmiş verilerden yararlanarak geleceği tahmin etmede şu an iyi bir sonuç alıyoruz arkadaşlar zaten bunu geçmiş videolarıma da baktığınızda hangi hisseleri ne kadar analiz etmişim hangi seviyeleri vermişim nerelerden dönmüş aşağı yukarı hepsini de görebilirsiniz hiçbiri de silinmemiş durumdadır yanıldıklarım da olabilir e, tutturduklarım da olabilir ki %99'u tutmuştur arkadaşlar onun dışında ee, tabii ki diyorum bak yanıldıklarım da olabilir çünkü insanız burada arkadaşlar. Gözümüzden kaçmış bir veri olabilir. Veya haber akışlarını takip ederken e, es geçtiğimiz bir nokta olabilir. Bu noktada arkadaşlar yanılabilirim ama sizlere asla ve asla yalan söylemem. Bu aklınızın ucunda her zaman olsun değerli dostlarım. Benim şimdilik e, endeksten beklentim bu arkadaşlar. Yani bir yataya sarma süreci bekliyorum. Onun dışında küçük bir düzeltme olabilir. Böyle 3900'lere, 4000 seviyelerine bir düzeltme gelebilir. Çünkü şu seviyeyi geldik, bir yataya bağladık. Ardından buraya bir Onaya dönüp yeniden yükselme tabii ki bu yataya bağlanır hafiften düşer ve tekrardan yükselme potansiyelimiz olabilir. Çünkü e, asgari ücrete de zam düşünülüyor biliyorsunuz arkadaşlar asgari ücrete zam geldiğinde doğal olarak birçok bölgede çalışan birçok bölgede çalışan e, işçilerin ya da e, memurların zam, maaşlarına zam geliyor. Doğal olarak bu tüketici tarafına yansıtılacak diye düşünüyorum. Üretici bunu kendine mal etmez. Doğal olarak ne olacak? Ürün fiyatlarına yansıtacak. Asgari ücrete gelen zamlarda ürünlere yansıyınca tüketicinin cebinden yine bir gider olarak ekstradan çıkacak. Enflasyon bu noktada maalesef ki benim öngörüm hala bir miktar olumsuz gidebilir ama tabii ki hiçbir şey sonsuza kadar olumsuz gitmez arkadaşlar ya da hiçbir şey sonsuza kadar olumlu da gitmez. Bir yerde bunun takılma ihtimali var ve bir yerden dönüp olumluya kesinlikle döneceğimize de inanıyorum değerli dostlarım. Şimdi gelelim bunun dışında endeks e, olarak e, bir miktar e, ne olduğunu sizlere anlatmaya çalıştım. Bunu piyasa verilerinden yararlanarak da sizlere aktarmaya çalıştım. E, tabii ki yineliyorum. ben size asla yalan söylemiyorum değerli dostlarım. Ne düşündüysem kendime yorumluyorum ve sizlerle paylaşıyorum. Tabii ki yanılabilirim ama asla yalan söylemem. Şimdi gelelim bizim bir hissemiz var arkadaşlar. Korts. Korts'a ee, teknik tekstil Şimdi burada birkaç tane sizlere seviye çıkartmaya çalıştım Bunun dışında bunun dışında Öncelikle ben bunun temel verilerine bakmak istiyorum Şimdi bu düzenli olarak herhangi bir sermaye arttırımı ya da e, bedelsiz işte e, temettü falan bunları yapıyor mu e, Bir bakalım Evet, Düzenli olarak bir temettü verimliliği var bu hissenin. Yani ortaklarına düzenli olarak nakit akışı sağlıyor. Peki verimli bir temettü mü? 60 liranın içinde arkadaşlar verdiği temettü 82 kuruş. Yüzde bir mi? Evet. Yani yüzde bir buçuk falan biraz düşük bir verimliliği var baktığımızda. Bakalım mali tablolarına ne durumda? Dönem varlıkları 10 milyar TL. Bunun 1 milyar TL'si neredeyse nakit ve benzeri ticari alacakları 4 milyar TL. Mesela ticari alacaklarının 4 milyar TL olması aslında olumsuz bir durum. Yani bu ticari alacaklar kısmı arttıkça değerli dostlarım arttıkça açıkçası olumsuz bir durum oluyor. Neden? Çünkü ticari alacaklarını alamayabilir. Böyle bir risk her zaman var. Birine borç verdiğinizde her zaman alabiliyor musunuz değerli dostlarım? Onu kastetmek istiyorum. Şimdi buradan artması tabii ki böyle bir enflasyon ortamında da çok normal onu söyleyeyim çok normal. Ee, anormal bir durumda yok. Diğer şirketleri de incelediğinizde ticari alacakları düzenli olarak artmakta olduğunu görürsünüz genel anlamda. Yani çok e, anormal bir durum değil aslında artıyor olması bu tarz durumlarda ama yine de bir risk teşkil ediyor. Stoklarında da 4.5 milyar değerinde bir varlığı var değerli dostlarım. Şimdi geçtim duran varlıklarına. 9.6 milyar. 9.6 milyar e, TL'lik bir varlığı var. Tabii şunu açıklayayım. Bu 10.1 milyar TL'lik varlığı bir yıl içerisinde nakite çevirmeyi düşündüğü e, veya nakite dönecek varlıkları değerli dostlarım. E, duran varlıkları ise bir yıldan sonra nakite çevirmeyi düşündüğü ya da hiç nakite çevirmeyi düşünmediği varlıklar. Genel anlamda nerede tutuyor bu varlıklarını bakalım. 400 milyon TL'sini yatırım amaçlı gayrimenkullerinde, maddi duran varlıklarında, şerefiye yani şerefiye bunun marka değeri değerli dostlarım. Marka değeri 2 milyar TL olarak görünüyor marka değer marka değeri görünüyor arkadaşlar geçiyorum yani toplam varlığı yaklaşık 20 milyar TL kısa vadeli yükümlülüklerine bakıyorum 6.6 milyar yani neredeyse arkadaşlar bir yıl içerisinde ödemesi gereken tutar bir yıl içerisinde ödeyeceği Pardon eline geçecek tutarın e, tam bir buçuk katı olarak söyleyebiliriz. Yani 6.6 o da 3.3 daha koysan tam 1,5 katına falan denk geliyor. 1,5 katı ödeme gücü var bu varlığınla kısa, dönem varlığıyla bu kısa vadeli yükümlülüğünü 1,5 sefer ödeme gücü var. Bu olumlu, olumsuz bir durum yok burada. Onun dışında, onun dışında bakıyorum duran varlıklarına. Pardon özür dilerim. Uzun vadeli yükümlülüklerine burada da 4.2. E yine neredeyse 6 milyar duran varlığının içinde 2 iki katı 2,5 iki katına denk geliyor. Bu da olumlu. Herhangi bir herhangi bir olumsuz görüntü yok burada. Tabii ki biraz ee, yüksek bir e, borçlanma olabilir. Tabii ki finansal borçlarda bunu e, yükseltebilir. Me mesela finansal borçlarken derken e, dövizin yükselmesi veya altın bazlı e, durumların yükselmesi, e, bu finansal borçların artmasına da sebep olabilir değerli dostlarım. Şimdi bakalım bu 20 milyar TL'lik lik e, varlığın ne kadar öz kaynaklarından yani kendi cebinden karşılıyor ne kadarı borçlanma ile karşılanmış yaklaşık 9 milyarı öz kaynaklardan e, geriye kalan 11 milyar TL'si de arkadaşlar varlık olarak neyden borçlanmalardan karşılanmış yani benim 20 milyar TL'lik bir arabam var bunun 11 milyar TL'sini kredi çektim gibi 9 milyar TL'sini de ben ödedim kendi cebimden gibi düşünebiliriz değerli dostlarım. Şimdi burada Ödenmiş sermayesi öz kaynağının içinde küçücük kalmış. 194 milyon. Geçmiş yıllar karlılığı çok iyi. Ee, bunun dışında net dönem karı güzel. Yani iyi bir oranı var arkadaşlar. İyi bir oranı var. Bakıyorum daha 6 aylık bir oran bu. Yani gelecek 6 ayda da bir bu kadar daha böyle bir... E, karlılık yaptığını varsayarsak 1.6 milyar TL'lik kar 8 milyar TL'lik öz kaynakta bir öz sermaye e, karlılığı sağlar arkadaşlar. E, bu da çok güzel bir oran diyebilirim. Bunun dışında yabancı para çevrim farkları da e, güzel. Yani bunun arkadaşlar e, döviz yatırımlarında da e, oluşan yabancı para çevrim e, farkları da Güzel bir şekilde burada duruyor. 5.2 milyar TL'lik bir e, parası öz kaynaklarına katkı sağlıyor değerli dostlarım. Yani bir bedelsiz potansiyeli var kesinlikle. Bedelsiz yapar yapmaz o yönetim kurulunun kararı. Ben bunu bilmem. Ben şu tablodan bir bedelsiz potansiyelinin olduğunu gözlemliyorum. Bunun dışında da ekstradan arkadaşlar ekstradan ne gözlemliyorum? Yani temettü öküşü zaten veriyor. Bu firma ee, nakit akışı özür dilerim zaten yapıyor ee, ilerleyen süreçte bir bedelsiz neden vermesin zaten bedelsizleri çok geçmiş yıllarda vermiş değerli dostlarım 108 milyarmış 151 milyar sonra 194 milyara çıkartmış ve şu an için orada durmuş durumda 194 milyarda görüyorsunuz durmuş pardon 194 milyonda durmuş durumda şimdi e, bedelsiz potansiyeli var güzel. Ee, nakit akışı sağlama potansiyeli var. Zaten yönetim kurulu düzenli olarak bu kararları alıyormuş. Bunda sıcak baktığını görebiliyoruz. Bedelsiz verirse de e, tadından yenmez görüntüsü var. Şimdi gelelim sektöründeki durumuna. Bu e, endüstriyel bir tekstil firması. Ee, aynı Sasa ve Aksa gibi düşünebiliriz değerli dostlarım. Şimdi kendi içindeki sektörün yani kendi içindeki durumuna baktık. Bir de sektöründeki durumuna bakalım. Sektöründeki durumuna baktığımızda PDDDS olarak arkadaşlar piyasadaki kendi sektöründeki e, ortalamaya göre görüyorsunuz neredeyse 10 katından daha ucuz görünüyor. Bunun dışında FK'sına baktığımızda neredeyse arkadaşlar 3.5 katından daha ucuz görünüyor. Yani sektörünün en uygun fiyatlısı diyebiliriz bu noktada. Bakın 8.6 tabii burada aksa bir nokta biraz öne geçiyor. Ama yine FD ve satışlara baktığımızda yine sektörünün en uygunları olduğunu zaten kendimiz gözlemliyoruz değerli dostlarım. Sektöründe de yeri güzel. Şimdi devam ediyorum bunun teknik verilerine teknik verilerine. Tabii ki bu arada SASA'yla falan kıyasladığımdan değil, sektöründe ucuz kaldığını vurgulamaya çalışıyorum değerli dostlarım. Gelelim teknik verilerine. Değerli dostlarım bakın, burada burada güzel bir trend oluşumu var. Ne zaman bu trendimize dokunsa, tabii ki burada bir Rus-Riya-Ukrayna savaşının sarkması meydana gelmiş. Üstüne attıktan sonra yine onaylı bir şekilde gitmiş. Bakın, ne zaman Aşağıdan gücünü alsa yukarı gidiyor tekrar aşağıdan gücünü alsa yukarı gidiyor ve yine aşağıda patinaj atıyor böyle patinaj atıyor böyle de destek e, yükselen trendinde ve bu yeşille çizdiğim bölgede yani 58 lira ile 55 lira arasında güzel bir hacimlenme ve zirve kırılımı görüntüsü var. Bakın zirve kırılımı şu yeşilin bulunduğu yer zirve kırılımı görüntüsü var. Ve güzel bir hacimli mum oluşmuş burada. Yakında yakında yeniden bak iki defa denemiş ama satış yemiş. Bu sefer trend dibinden güç alıp arkadaşlar bunu yukarıya doğru kırabilir. Ve tek seferde böyle hızlıca gitmezse şöyle yavaş yavaş gittiğini varsayarsak 77 liralara kadar ilk başta yükselen trendin hedefi yükselen trendin hedefi olarak kalır. Onun dışında da benim matematiksel bir veri olarak kırmızı hedeflerim TL bazlı görünüyor. Bakın altını çiziyorum TL bazlı. Neden TL bazlı? Çünkü enflasyon ortamında birçok hisse TL bazlı hedeflerinin çok çok üstüne gidiyor. Peki bu hedefler çok çok üstündeki hedefleri nasıl tespit edebiliriz? Dolar bazlı grafiğine bakarsak tespit edebiliriz değerli dostlarım. Hele bu analizimiz bir kıymetini bulsun ve ederine bizim tahmin ettiğimiz bölgelere gelsin. İlerleyen süreçte bunun arkadaşlar dolar bazlı ederlerine ve dolar bazlı durumuna da bakarız diyecektim ki zaten bakmışım. Burada da değerli dostlarım bakın buradan oluşan bir trend var. Şu düşüşten en güzel en güzel malın toplandığı bölge bu bölge olarak görünüyor ve yukarıda da 4.40 4.95 arası ilk Zirve kırılım hedefleri olarak karşımıza çıkabiliyor. Bakalım şu anki bulunduğu yerden yaklaşık tam ortasına doğru alayım. Ne üst bandı ne alt bandı. Yaklaşık %43'lük bir dolar bazlı hedef görüntüsü var. Tabii ki zirve kırılımı geldikten sonra bunda ayrıca formasyon çalışması da yapabiliriz. Örnek veriyorum buraya geldi satışını yedi. Buradan tekrar gücünü aldı. Bir fincan kulp oluyor ve fincan kulp o kırdı sonra döndü onay aldı ve yeniden yükselişe başladığı takdirde burada bir arkadaşlar ne yaparız? Biz bir formasyon hedefi belirleriz. E bu sefer formasyon hedefimiz değerli dostlarım burası olur. Burası olur. Yani yaklaşık şu an 3 dolarda olan verimiz 9 dolara kadar. Yani bir 3 katı potansiyele sahip ola Bilir. Tabii ki o günler geldiğinde yeniden bunları inceleriz. Şu an için dolar bazlı bir %45 getiri öngörüsünde bulunabilirim. Onun dışında eğer çanak katlama durumuna giderse 3 katına gidebilme potansiyelini bulunduruyor. Şu an bulunduğu yerden zaten TL bazlı hedefi de yaklaşık olarak %45'ine denk geliyor değerli dostlarım. Umarım yanılmayız arkadaşlar e, ki çok güzel bir yerde olduğunu da düşünüyorum. E, faydalı bir video olduğunu düşünüyorum. E, beğenilerinizi esirgemeyin lütfen dostlarım ne kadar çok kişiye ulaşırsa geçmiş videolarımı da zaten gözlemleyip teyit yapabilirsiniz İnanın e, elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum Bütün bilgimi sizlerle elimden geldiğince paylaşıp e, paylaştıkça çoğalacağına inanaraktan e, güzel bilgiler sunmaya çalışıyorum Dolu dolu bir video olmasını istiyorum Teşekkür ediyorum izlediğiniz için Gelecek hafta için umarım çok verimli, çok güzel, elinizdeki hisselerin yine böyle tavan tavan uçuşlarla dolu olacağı bir hafta olur umarım. Ki ben bir miktar dediğim gibi yatay sürece gideceğini düşündüğüm bir hafta olacak. Ee, mutlu pazarlar diliyorum, mutlu bir hafta olması dileğiyle.